arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İyi misiniz? Ben bugün aile dostlarımdan Ulu Kışla diye, Niğde Ulu Kışla diye bir yere geldim. Aile dostlarımdan birisi vefat etmişti. Ona başsağlığına gelmiştim. Ama geldim ama buranın da bir tane hanı vardı. Hanı da çekip çekmeden edemedim arkadaşlar. Sizlere burayı da tarif edeceğim. Kısaca göstermeye çalışacağım. Evet şöyle. Han burası. Arkadaşlar eskiden gelen geçen yolcular burada handa eğlenirlermiş yani. Atları, develeri, yüklerini indirirlermiş. Burada birkaç gün eğlenirlermiş yani. Benim bu seferki kameramanım değişik arkadaşlar. Burada bir yeğenime rica ettim. O çekiyor. Deniz'im hadi bakalım gel. İşte burada da yazıları var arkadaşlar. Deniz yazıları gösterebilir misin canım? Göstereyim. Ha şöyle. Biraz bazı şeylerini de sen anlat bakalım hadi bildiğin kadarıyla. Şimdi burası han. Düğün yapılıyor. Ve... Seyde yapıyor. Oyun salonu da var. Evet. Yani nasıl diyeyim? PlayStation, Buz Okey, Langıt ve Bilardo gibi oyunlarımız var. Evet. Zaten o şeyin yani ismi Ulu Kışla Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervan Sarayı'ymış burası arkadaşlar. Evet. Yazımızı gösterdin mi canım benim? Biraz daha göstereyim. Göster. Ondan sonra şöyle içeri doğru gidelim bakalım. Allah'ın izniyle. Bir de şöyle şeyimiz var. Yani yol. Evet. Harita gibi. Evet. Harita gibi bir şey yani. Evet, içeri girebiliriz. Tamam. Şöyle girelim arkadaşlar içeri. İçerimiz biraz karanlık ama olsun. Keşke odalara da bakma imkanlarımız olsaydı. Odalar, şurada tuvalet. Eskiden burada anneannem de şey yapardı, vazo, sandalye, evet, hemen şurası da şey, böyle biraz, kapalı uzun zamandır. Evet, işte bu koronavirüs yüzünden arkadaşlar, hepsi kapalı buranın. Hemen bakın, şurada da şey var, göstereyim. Koskocaman bir han burası arkadaşlar. Düğün... Büyük bir han ki anlatamam. Düğün olduğu yerler de var. Hemen evet. Şurası da şey, saat var, kalem var. Hemen. Biraz bayağı karanlık arkadaşlar içeri. Keşke karanlık olmasaydı daha iyi olacaktı. Yo, tam gözüküyor. Evet. Güzel. Aydın. Hemen şurasının da kapısı açık. Evet. Kitlememişler. İşte burada gelen hancılar, yolcular burada eğlenirlermiş. Yataklarmış, yatarlarmış arkadaşlar. Burada yerler içerlermiş. Hemen şurada da düğün yapılıyordu. Hemen göstereyim. Evet. Ama bazen oraya bisikletle giriyordum ben. Evet. Sürüyordum. Ama hemen hemen şurası düğün. Yani yağmur yağdığında burasını kullanıyoruz. Evet. Yağmur yağmadığında hemen burası. Hemen dezenfektanımız de var. Evet. Diyemiyordum. Ama hemen de şurası sinema. Küçükken gittim. Evet. Bu şöyle. Evet. Orada da sinema var. Şöyle şuraları da çekebilirsin. Ne kadar güzel yapılmış eski. Hemen şurası... Tarihi eser arkadaşlar buralar. Tarihi eser. Çünkü kaç yıllık artık bilmiyorum ama tarihi eser bir şey çünkü buralar. Şöyle Denizciğim alabilir misin böyle güzel yavaş yavaş şöyle. Bir de şurası internet kafeydi. Oradan taşındılar. Hemen şurada da çeşmemiz var. Çok güzel ya. Eski hali ne biçimdi işte kim bilir mi? Tabi burası işlenmiş, tekrardan yapılmış. Şöyle de Türk bayrağımız. Maşallah Türk bayrağımız her yerde dalgalanıyor Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Şöyle şuraları da al Denizciğim. Çatıya da çıkabiliyoruz bu arada da. Evet. Çatıya. Şurada da hemen sandalyemiz var çünkü düğün oluyor. Şurada da şeyimizi de alabilirsin.
Burada kışla, kahve içiyorlardı en son. Kapattılar. Onu kışla millet kıraathanesiymiş burası arkadaşlar ama şimdi tabii bu koronavirüs yüzünden kapanmış değil mi? Evet. Evet, koronavirüs yüzünden kahveler kapandı, kıraathaneler arkadaşlar. Hemen şurası da, yani buraya da çıkabiliyorsunuz çatıya falan. Evet. Gelmişken şöyle bir hatıra çekeyim, çekim yapayım dedim arkadaşlar size. Şöyle içine tekrar bakalım. Bayağı bir ses var ama artık idare edeceğiz. İdare edeceğiz, evet. Bu sesi de idare edeceğiz. Hemen şurada da yangıt, buz okey, boksör makinesi. Bir daha doğru söylüyoruz. Hanım içinde arkadaşlar her şey var. Her şey var. Hemen şurası da hamam. Ahaz'da bazen evim titriyor. Üzgünüm. Ama yine kapalı değil mi? Orası da kapalı. Yine de kapalıydı zaten. Evet. Bu kadar. Bu arkadaşlarımız da herhalde organize. Evet. Evet. Belli bildim zaten. Günün için. Evet, burası da böyle arkadaşlar. Yine çam ağaçları var, çınar ağaçları var. Çok güzel. Abim eskide bundan çalışırdı. Burada mı çalışıyordu? Evet. Buna belediyenin yeşil şeyi mi, yeri mi oluyor? Sanırım. Çok güzel ya park ya. Harika vallahi, çok güzel. İçeri de gidebiliyorsun. Şuradan da alabilir miyiz şöyle? Buradan girebiliyor mu? Evet. Acaba? Evet. Hmm. Ama kapalı anahtar. Aa, ben böyle alırım yukarıda. Evet. Alalım. Arkadaşlar tarihi koca çınar ağaçları var. O kadar büyük ki çınar ağaçları anlatamam. Yani altlarına şöyle göstersem. Evet. Şey, güneş geliyor, deniz gibi bir taraftan alabilir miyiz canım? Hemen. Şöyle alalım. Şurada erik ağacı var. Parkın içinden. Erik mi ya o? Erik, bak başında erik de var. Ama gerçekten vallahi arkadaşlar, bu kaç senelik kim bilir bak. Evet, kocaman. Var, bir de kargalar da gidiyor buraya. Dün hani geldiğimde burada indim arkadaşlar. Burada indim ben dünden. Geldiğimde. İşte şurada da şey ağacı, Ulu Kuş'la. Evet. Belediyesi 2018. Evet arkadaşlar, bir kargalar ötüyordu, bir kargalar ötüyordu bu ağaçlar. İşte bakın yani. Şu an suda karga var. Göremiyorsunuz bak, da siz. Ötüşü duyuluyor. Kargalar burada yuva yaptılar. Evet, çok güzel ya, şahane. O kadar karga var ki. Yani şu an evet, az ses gelebilir ama çok var aslında. Şimdi çok güzel yapmışlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Müthiş böyle çiçek gibi. Şuradan alabilirsin Deniz'cim şöyle. Ulu Kışla Belediyesi diye yazıyor. Harika. Türk bayrağı üstünde. Ben de burada kapanış yapalım istersen. Deniz'im. Evet. Deniz'im sana teşekkürler ediyorum özellikle. O kadar bak işin gücün içine geldin. Bana yardımcı oldun. Allah razı olsun. Arkadaşlar buradan bir hatıra çekmek istedim size. Sizlere kucak dolusu Ulu Kışla'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinize sağlık, huzur versin diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay. Ve